Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Amerika'nın meşhur kahvaltısı hot dog yemeye gidiyorum arkadaşlar. Bunu size göstermek istedim. İsmi çok enteresan. Hot dog çevirdiğinizde sıcak köpek anlamına geliyor ama ismiyle hiçbir alakası yok. Göreceksiniz birazdan. Burada 7-Eleven diye bir market var. Bu market bizim Türkiye'deki BİM, Şok marketler gibi düşünün. Amerika'nın her yerinde var. Çok güzel bir dizaynı var arkadaşlar. Burada Amerikalıların biliyorsunuz izlediğimiz dizilerde, filmlerde genelde ellerinde kahve ve araba içerisinde, sokakta, yürürken vesaire bir şeyler yerken görürsünüz. Buradakiler genelde hızlı hareket ediyorlar. Şöyle göstereyim. Her şey burada hazır. Siz gelip kendiniz servisinizi kendiniz yapıyorsunuz. Ve ücretini ödeyip çıkıyorsunuz. Amerikalılar sabah kahvaltısını genelde böyle hızlı bir şekilde yapıyor. Amerika'da bir de tuzlu diye bir şey yok arkadaşlar. Yaptıkları kahvaltı bir hot dog, ikincisi bunlar gördüğünüz gibi. Bunlara bayılıyorlar. Tuzlu kesinlikle hiçbir şeyleri yok. Yani bizim kahvaltılar harika oluyor. Uzun sürer. Oturursun, çayındır, yumurtandır, sucuğundur. Burada da İşte şu hot dog dediğimiz olay. Göstereyim. Bunun da tabii çeşitleri var. Fiyatları da bakın şurada. Örneğin 1.49 cent gibi. İşte hot dog ve içecek demiş 2 dolar 22 cent gibi. Amerikalılar bu tarz kahvaltıyı seviyorlar arkadaşlar. Genelde bu şekilde kahvaltı yapıyorlar. Şimdi ben de bir kendime hot dog hazırlayacağım. Burada güzel her şeyi koymuşlar arkadaşlar. Alıyorsunuz kendiniz, hazırlıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Amerikalılar sabah kahvaltısını dediğim gibi hızlı bir şekilde geçiştiriyor. Hot dog dediğimizde sosislü sandviç. Şöyle ekmeğini koymuşlar buraya. Sonra sosisi. Tabii bu sosislerin tavuk için olanı var, tavuklu olanı var. Bif var, domuz etinden yapılanı var. Buna dikkat edin. Eğer gelir de denemeye falan kalkarsanız yanlışlıkla domuz eti yemeyin. Sos falan böyle salatalık turşusu falan gibi tarz şeyler var. Hani sizin meşhur filmlerde izlediğiniz sandviç olayı yedikleri budur arkadaşlar. Bunu koyuyoruz. Çok çeşit var ama ben sadece bir domates sosu. Ve şuradan bir hardal alıyorum. Sonra kasaya devam ediyoruz. Şöyle koyalım. Kutumuzu alalım buradan. Hi, how are you? Yes, how much? 162. 162. Yes. 1 dolar 28 cent arkadaşlar. I give you a quiz. Okay? Yeah. Thank you. Sonra bu işlem bittikten sonra, ödeme yaptıktan sonra burada rahatlıkla istediğiniz bir yerde yiyebilirsiniz. Amerika'da şey kavramı yok arkadaşlar. Hani utanma, çekinme vesaire. İstediğiniz, dilediğiniz her yerde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Yolda yürürken hani biz biraz çekingenizdir. Ya da böyle çok insanlara ayıp olur falan gibi düşüncemiz olur. İnsanlar ya bakıyor işte falan gibi olanı var olmayanı var düşüncesine sahibizdir birazdan. Burada öyle bir kavram yok. Kimse de kimsenin ne yaptığına, ne yediğine, nasıl içtiğine, ne giydiğine dikkat etmez açıkçası. Şöyle göstereyim. Malzeme bu arkadaşlar. Amerika'nın meşhur kahvaltısı.
Özledim vallahi şu kahvaltılarını. Bu şöyle peynirlerimiz, sucuk, yumurta. Bunu yerken yalnız yanınızda peçete bulundurmayı unutmayın. Çünkü sosu falan bol hazırlıyorsunuz. Kenarlara falan dökülebiliyor. İçeceği falan her şeyi kendiniz alıyorsunuz buradan. Genelde çalıştırdığı personeller buranın Hintliler falan çalışıyor. O da neden? Büyük ihtimalle maaşları biraz daha düşük veriyordur. Yani asgari ücret veriyordur bize. Asgari ücretin üzerinde bir şey vermiyordur. Ama Amerika'da şöyle bir şey var. Bir asgari ücretli 40 saati geçkin çalışamaz arkadaşlar. Eğer çalışıyorsa, çalıştırılıyorsa normal gündelik aldığı kazancın 8 katını kazanır. O yüzden insanlar ekstra mesaiye personel çalıştırmaktansa yeni bir personel alıp ona göre çalıştırma düzenini ayarlıyor. Olay bu kadar arkadaşlar. Amerika'nın meşhur kahvaltısı. Ama anlamadım niye ismini hot dog koymuşlar. Çok saçma. Dediğim gibi Türkçe çevirdiğimiz zaman sıcak köpek anlamına geliyor. You're welcome. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolarımı izliyorsunuz. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.